geldiniz. Bugün burada olmanız bizim için o kadar önemli ki. Yani çünkü bizim bu açtığımız binalar, emin olun öyle herhangi binalar değil ya. Sadece geçtiğimiz sene, bu sene, önümüzdeki sene seçim için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devletten, yani sizin bizim vergilerimizden cebine koyacağı seçim yardımı ne kadar biliyor musunuz? 576 milyon. Çok teşekkür ederim bildiğiniz için. Neredeyse 600 milyon TL alacaklar. Türkiye İşçi Partisi'nin cebine bir kuruş bile girmeyecek. Türkiye İşçi Partisi'nin arkasında patronlar yok arkadaşlar. Türkiye İşçi Partisi'nin arkasında bir devlet de yok şu anda. Bizim arkamızda sadece kim var biliyor musunuz? Onun için çok mutluyuz. Bizim arkamızda sadece siz varsınız. Onun için bizim için bu açılış çok önemli. Çünkü şunu, inanın şunu çok iyi bilmenizi istiyorum ki biz bugün burada bunu açabiliyorsak hepsi kendi üyelerimizin, gönüllülerimizin, dostlarımızın emek emek yardımlaşmasıyla, emek emek dayanışmasıyla açabiliyoruz biz buraları. O yüzden de böyle bir ilgiyle karşılaştığımızda da ekstra mutlu oluyoruz. Çünkü diyoruz ki ya bu kadar uğraşıyoruz ama biri bizi duyuyor be. Biri bizi duyuyor. Biri bizim gibi düşünüyor. Biri bu kadar haksızlığa karşı çıkıyor bu ülkede diyoruz ya. Bize bunu dedirtiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü içinde yaşadığımız durumun müsebbibi çok net. Atıyorlar tutuyorlar ya öyle. Yok ezan inmez, bayrak susmaz, bilmem ne olmaz. Zerre kadar umurlarında değiliz. Tek millet falan diyorlar ya. Zerre kadar umurlarında değil o millet. Zerre kadar umurlarında değil. Sadece bu ülkede bir tane rakam vereceğim size. 13 tane zenginin, 13 tane milyarderin mal varlığını üst üste koyduğunuzda kaç kişinin mal varlığı ediyor biliyor musunuz? 44 milyon kişinin. 44 milyon Türkiye'de yaşayan insanın değeri 13 kişi kadar arkadaşlar bu ülkede. Ve bizim başımıza ne geliyorsa bu yüzden geliyor. Bugün gittiğinizde kıyma 200 liraya dayandıysa bu yüzden dayanıyor. Bugün bu ülkede karne alan bir çocuğa karne hediyesi diye 3 kalem pirzola bu yüzden neva görülüyor arkadaşlar. Bu yüzden oluyor bunlar. Hayır olsun. Çünkü emin olun ben 5 senedir o meclisin içindeyim. Bizi temsil eden yok ya. Bizi düşünen bir Allah'ın kulu yok. Bir tane halk yararına, bizim yararımıza çıkan bir tane kul hakkı için kanun teklifi olmaz mı? Yok arkadaşlar, yok. Ve dedim ya size emeklilerden bahsettik. Aramızda birçok emekli arkadaşımız var. 30 yıl, 40 yıl hizmet eden insanları açlığa mahkum eden bir düzende yaşıyoruz biz. Aramızda birçok genç arkadaşımız var. Ya gençler okusak ne olacak diyorlar, o kadar farkındalar ki. Bu ülkenin gençlerine soruyorlar. %80'i ilk fırsatta ben yurt dışına kaçmak istiyorum diyor. Her 4 arkadaşımdan biri işsiz. Kadınlara gelelim, az önce bir arkadaşım söyledi. Lütfen İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyin dedi. Nasıl vazgeçebiliriz? Nasıl vazgeçebiliriz arkadaşlar? Bu ülkede günde 3 kadın ölüyor. Her 3 kadından sadece biri çalışabiliyor. İstiyorlar ki bizi evde oturalım, çocuk bakalım, çamaşırlarını yıkayalım, erkekler ne diyorsa onu yapalım, zinhar başka hiçbir şey yapmayalım. Biz de diyoruz ki yemezler, yemezler. Ormanlara, derelere, zeytinliklere giriyorlar. Altındaki 3 parça altını Kanadalı, Amerikalı, Fransızlı şirketlere peşkeş çekeceğiz diye 1000 yıllık zeytin ağaçlarına göz dikiyorlar. Sonra bize utanmadan dönüp en vatansever biziz, en yerli biziz masalları anlatıyorlar arkadaşlar. Onların sevdiği biz değiliz. Onların sevdiği tek şey var. Para ve para sahipleri. Başka hiçbir şey umurlarında değil. Başka hiçbir şey umurumda değil. Ama bizim umurumuzda. Buraları önemsememizin sebebi bu. Sesimizi meclise taşımayı istememizin sebebi bu. Bizim umurumuzda. Çünkü biz çok kalabalığız arkadaşlar. Biz çok kalabalığız ya. Artık yeter dememiz gereken noktadayız. Bu siyasetçilerden hiçbir şey olmayacağını düşünüyor bu ülkede yaşayan insanların %90'ı. Haksızlar mı ya? Haksızlar mı soruyorum. Kime çalışıyor bu siyasetçiler? Biz artık bize çalışacak, bizi temsil edecek değil. Biz olarak gidip derdimizi anlatacağımız bir yer arıyoruz. Türkiye İşçi Partisi bilin ki bunun için var arkadaşlar. Çünkü biz bu yaşlı, zengin erkekler kulübünü andolsun değiştireceğiz. Söz veriyoruz değiştireceğiz. Bugüne kadar
kadar bize anlattıkları o saçmalıkları, bizi bölüp duruyorlar ya. Sen Türksün o Kürt, o öyle ve o Sünni, sen kadınsın o erkek, o bölmece o şöylece. Yok efendim, hepimiz emeğiyle, alın teriyle yaşayan insanlarız ve bir avuç patron tarafından Allah diye, kitap diye, din diye bizleri manipüle eden bir avuç patron perver insan tarafından yönetilmeyi biz artık kabul etmiyoruz arkadaşlar. Kabul etmiyoruz bunu. Biz ne diyoruz biliyor musunuz? Biz şunun için bu partiyi kurduk. Bizim söylediğimiz iki şey var. Biz eşitlik istiyoruz. Biz özgürlük istiyoruz. Biz bunu herkes için istiyoruz. Hiçbir Kürt arkadaşımız, hiçbir Alevi arkadaşımız, gay arkadaşımız, kadın arkadaşımız, başörtülü arkadaşımız, başörtüsüz arkadaşımız kimliğinden ötürü, varoluşundan ötürü yargılanmasın, ötekileştirilmesin istiyoruz. Bu kadar basit bir şey istiyoruz. Ve özgürlük istiyoruz. Hepimiz için özgürlük istiyoruz. Ve bunların yolunu, bu anlattığım her şeyin yolunu başımıza zebellah gibi çöken, 20 yıldır neyimiz varsa, neyimiz yoksa sömüren bu saray rejiminin yıkmakta olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz bu rejimi yıkacağız. Biz bu rejimi tarihin çöplüğüne yollayacağız. İnanmayanlar oluyor. Umutsuzluğa kapılanlar oluyor. Burada geldiğimde bile soranlar var. Vekilim gidecekler mi? Gerçekten gidecekler mi? Ya gitmezlerse ne olur? Bu bir soru değil ya. Gerçekten arkadaşlar bu bir soru değil. Gidecekler. Gitmezlerse ne olur bir soru değil. Bu halkın oylarıyla geldiler. Bu halkın oylarıyla tıpış tıpış gidecekler. Biz göndereceğiz biz. Biz göndereceğiz. Kime güveniyoruz diye sorarsanız da birbirimize güveniyoruz. Bu halka güveniyoruz. Bu halkın içindeki iyiliğe, vicdana güveniyoruz. Buna güveniyoruz. Bizim güvenliğimiz tek şey bu. O yüzden iyi ki buradasınız. İyi ki bizimle birliktesiniz. Hoş geldiniz. Bu mücadele güzel bir mücadele. Birlikte olmaya devam. Hoş geldiniz. Şimdi izninizle ilçe başkanlığımızı açacağız. Ben bir kere daha biliyorum çok zor imkanlara rağmen yemeden, içmeden burayı açabilmek için emek veren Ataşehirli tip üyelerine koca bir alkış istiyorum. Bunu açacaksın ilçe gruplarına ama. Yine teşekkür ederim. Tamam. Çok ben teşekkür ederim. Başka ilçelerde yaşayanlar da biliyorlar. Hayırlısınız arkadaşlar. İlçelerimizi yönlendiriyorum. Allah Allah ya. Neler oluyor acaba? İyi olmak isteyenler buyursun. Görür müsünler bence? Çok sağ ol. Ne demek? Ne demek? Hayvan bir şey. Vallahi durak. Hadi buradayız. Bak Serap. Serap. Arzuma verdim çantanı haberini. Tamam Özgür. Çok teşekkür ederim. Özür diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz şu arayı boşaltacaksınız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rozetleri yetişmedi böyle. Kusura bakmayın ya. Sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Selam. Bir fotoğrafı ben rica ediyorum. Ümraniye ilçeden geliyorum. Hoş geldin. Şuraya bak ben alayım. İsmail Küçükkaya programında izledikten sonra sizi bu partiye yeniden yollayın. Gerçekten mi? Eski ekipliyim. O zaman size... Hoş geldiniz ya. Haddimiz değil sizi bize vermeniz gerekiyor ama. Buraya bak Şerafettin abi. Tamam hemen şu sırayı alalım. Çok teşekkür ederim. Çok memnunum tanıştığınız için.